Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere yurt dışından alışverişte gümrük sorunları ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle gümrükten hangi ürünler nasıl gelir onlardan bahsedeyim. Ürün çeşidiniz 2'den fazla değilse, yani şöyle 2 tane diyelim batarya aldınız ya da 2 tane saat aldınız ve bunlar 1500 euronun altında bedelse ve 30 kiloyu geçmeyen alışverişleriniz varsa bunlar vergilendirilerek geçer. Şöyle ki bu gelen ürünler üzerinden vergi kesilir size. Vergisini ödeyerek alırsınız. Bu ürünler sorunsuz bir şekilde gelir. Takip numarasıyla takip de edebilirsiniz. Parasını ödediğiniz sürece hiçbir sorun çıkmaz. Yasal bir şekilde gelir. Ama dediğim gibi ticari olmayacak ve 2'yi geçmeyecek ürünler. Belki bu ürünler takip edilmez ve 3-4 tane ürünü bir arada alabilirsiniz. Ancak bu risklidir. Yasal olanı 2'den fazla olmayacak ürünün ve 1500 euroyu geçmeyecek. Ağırlığı da 30 kilodan az olacak. Bunlardan başka vergisiz olarak alabileceğiniz 75 euronun altında ürünler vergisiz olarak alınabiliyor. Eğer bunu geçerse, yani şöyle şeyi dahil etmiyorsunuz tabii buna. Örneğin kargo bedeli var 20 euro. 75 euronun üstüne bunu eklemiyorsunuz. 75 euro sadece ürünün bedelinden bunu hesap ediyorsunuz. Yani ürün 75 euroysa üstüne 20 euro daha biz ekledik kargoyla. 95 diye demiyorsunuz. 75 eurodan hesabınızı yapıyorsunuz. Bu şekilde gelirse de vergi ödemiyorsunuz. Vergisiz bir şekilde size geliyor. Ancak anlattığım şekilde 75 euronun üstünde 1500 euronun altında bir aralıktaysanız %20 vergi ödüyorsunuz. Yine kargo bedeli buna dahil değil. Normal ürünün bedelinden verginizi ödüyorsunuz. Bu şekilde ürünü teslim alıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Takipli ya da takipsiz olarak kargo geldi. İstanbul'a giriş yaptı. Burada kontrol edilecek. Kontrol ederken posta memuru açmak isteyebilir. Eğer açıp ürünü kontrol ederse sizden 3 TL gibi bir ücret talep ediyor. Bunu ya siz gidip ödeyip alıyorsunuz ya da kapınıza gelen posta memuru sizden tahsil ediyor. Bir de yasaklı ve yasal ürünlerden bahsedeyim. Örneğin gece görüş dürbünü, cep telefonu, uyuşturucular, ateşli silahlar, alkol ve tütün ürünleri, kozmetik bu gibi şeyler alamazsınız. Şöyle düşünün satın alırken. Diyelim Türkiye içinde kolay kolay bir şey satın alamıyorsunuz. Örneğin biber gazı mesela. Türkiye içinde kolay kolay bulunmuyor. Mesela bazı marketlerde özel izinle falan satılıyor. Bunları yurt dışından da alamıyorsunuz. Yani Türkiye'de yasal olarak alabildiğiniz birçok şeyi alabiliyorsunuz. Yasal olarak Türkiye'de alamadığınız şeyi yurt dışından da alamıyorsunuz. Bu şekilde düşünün. Yasal olarak mesela gece görüş dürbününden bahsedeyim. Yasal olarak almak istediğiniz zaman bunu belli mesafeyi ölçmemesi lazım. Diyelim gece görüş dürbünü 1 kilometre ve 2 kilometre arasında mesafe ölçüyor. Bu tip dürbünler alınmıyor ama mesafe ölçmeyen basit ürünler alınabiliyor. Çakılar, böyle ufak bıçaklar falan bunlar da alınabiliyor. Zaten diğer kılıftır, ekran koruyucudur öyle şeyleri zaten alabilirsiniz. Bazı arkadaşlar sürekli telefon almayı soruyor. Telefonda şöyle, AliExpress üzerinden birkaç satıcı var. Türkiye'ye telefon satıyorlar. Bunlar yasal değil. Şöyle ki üzerine e-mail yazılıyor. E-mailinin de 2 yıldan 5 yıla kadar bir suçu var. Bu şekilde cezalandırıyorsunuz. Ayrıca idari para cezası da kesiliyor size. Ve yakalandığınız zaman ya da onlar yakalandığı zaman çeteye girmiş oluyorsunuz. Ve çeteden dolayı cezanız 2'ye katlanıyor. Bu riski göze almaya bence değmez. Alınamıyor demiyorum. Alınıyor. Çünkü alanlar var. Ben baktım 300 kişiye yakın bu telefonu alan var. Ama yakalandığınız zaman siz de onlar kadar suçlu olmuş oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz gerekli. Ben böyle şeyleri almanızı tavsiye etmiyorum. Hem garantisi olmayacaktır hem de yasal olmayan bir e-mail kullanmış olacaksınızdır. Başınıza bela açabilir. Pek fazla bu riskleri almayın. 200-300 lira fazla verin ama düzgün, garantili resmi ürünler almaya bakın. Ayrıca aldığınız üründe radyo ve TV gibi bir özellik varsa bunun için sizden bandrol parası talep edebilirler. Bu da aklınızda bulunsun. Bu ücretin ne kadar olduğunu ben şu an bilmiyorum. Ancak büyük ihtimalle cihazına göre değişecektir. Tablet gibi cihazlarda e-mail ve radyo gibi şeyler olmadığı sürece bunlar kolaylıkla geçebiliyor. Telefondan bunları harici tutuyorum. Tabletleri kolaylıkla alabilirsiniz. Bilgisayar parçaları olabilir ya da sağlık için bir ekipman olabilir. Bunları kolaylıkla alabilirsiniz. Dediğim gibi 75 euronun üstünde ve 1500 euronun altındaysa vergiye tabi olarak alacaksınız. Bunu dikkate alabilirsiniz. Ayrıca Amazon gibi sitelerden alırsanız bunlar vergiyi satarken sizden alıyorlar. Diyelim 100 dolarlık ya da 100 euroluk bir ürün aldınız. Vergi miktarını sizden tahsil ediyorlar. Gümrükte bu vergiyi kendileri ödüyorlar. Eğer ödedikleri miktar sizin verdiğiniz paradan daha azsa üstünü size iade ediyorlar. Bu şekilde çalışıyorlar.
Bunlardan da kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz. Güzel indirimler oluyor. Özellikle Black Friday ve yılbaşında. Bunları takip ederseniz ucuz ürün almış olursunuz. Aldığınız ürün Türkiye'ye giriş yaptı. Öncelikle İstanbul'a geliyor. Avrupa Posta İşleme Merkezi'ne geliyor bazı ürünler. Bunlar Avrupa'dan gelirse, eğer bizim gibi Çin'den çok alışveriş yapıyorsanız bu da UPIM'e geliyor. Uluslararası Posta İşleme Merkezi'ne. Buradan ürünler kontrol edilerek 3-4 gün içinde size ulaşır. Şurada dikkat etmeniz gereken şey, takipsiz ürünler postacının inisiyatifine kalıyor. Ya bazen kapının önüne bırakıp gidebiliyorlar. Hatta atıp bile giden var yani. Çoğunlukla sizin zilinize basıp size söylemeyeceklerdir. O yüzden takipsiz bir kargo aldıysanız, örneğin satıcı normalde 30-40 gün içinde kargoyu teslim etmiş. O aralıkta posta kutunuzu kontrol edin. Büyük ihtimal oraya bırakacaklardır. Ayrıca bazen 75 euronun altında olsa da sorun çıkabiliyor. Paket büyük olabiliyor. Posta görevlisi şüphelenebiliyor. Bu durumlarda da yanınızda PayPal'dan ödeme makbuzunu, aldığınız fatura varsa faturayı, bunları götürüp kolaylıkla işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ürünün bedelinin 75 Euro'dan az olduğunu böyle ispatlayabilirsiniz. Ayrıca Anadolu'nun bazı bölgelerinde posta memurları gümrük işlerine bakmıyor. Gümrüğün ayrı bir memuru oluyor. Bu da haftada sadece bir gün geliyor. Örneğin haftanın çarşamba günü geliyor. Sizin ürününüz bir hafta geç gelmiş olur. Örneğin sizin perşembe günü ürününüz postaneye ulaştı. Orada kontrol etmesi için diğer haftanın çarşambasını bekleyecek. Bu gibi durumlarda siz çarşamba günü eğer kontrolün olduğunu biliyorsanız, ürününüzde sorun çıkma ihtimali varsa çarşamba günü gidip orada kontrol ettirebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede hangi günse bu kontrol günü, onu öğrenip o şekilde fayda sağlayabilirsiniz. Bir de aldığınız ürünlerde takipsiz bile olsa ürün adedine dikkat edin. Diyelim 10 tane ekran koruyucu aldınız. Bu ticariye girebilir. Genelde 3'ten fazla ürünler tehlikeli oluyor. Bir de şöyle bir şey var yasal sınırda. 75 euronun altında olsa bile 1 sene içinde 5 tane ürün alabilirsiniz. Bunu pek takip etmiyorlar açıkçası. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama yine de ben bilgisini vereyim. Ayrıca şöyle bir bilgi daha vereyim. Normalde size verdikleri kargolarda siz kargo firması seçmiyorsunuz. Sadece ücretsiz kargo diyor, onu seçiyorsunuz. Ancak FedEx, DHL böyle kargolar da var. Bunları seçmenizi tavsiye etmiyorum. Bunlar kesinlikle gümrüğe sokuyorlar ürününüzü. Ürün 1 dolar bile olsa gümrüğe girme ihtimali olur. Zaten 1 dolarlık ürünün için bile 50 dolar, 50 euro bu ücretlerde fiyat istiyorlar sizden. Bu kargolara bulaşmayın. Normal, takip numaralı, sıradan kargoları tercih edin. Daha az sorun yaşarsınız. Umarım sorunsuz şekilde istediğiniz ürünü ucuza temin edersiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.